Ben Yılmaz Öztürk. Tanıdığınız yüzüyle şehirli bir şefim. Bu programda her şeyin başladığı yere gideceğiz. Şehrin karmaşasını arkamızda bırakıp tabiatla bağlarımızı güçlendireceğiz. Doğal pişirme yöntemleriyle doğada yemeği bir deneyime dönüştüreceğimiz açık ateşin başına gidiyoruz. Mevsim bahar. Benim aklıma ilk gelen yer Ege. Baharda burası müthiş bir havaya sahip. Çok bereketli. Ege otlarının, enginarın ve deniz balıklarının en canlı olduğu zaman. Ve açık ateşi burada hazırlayacağım. Şimdi bir balık mezatına geldim. Balık mezatı bu bölgede her beldede ayrı ayrı düzenleniyor. Mezat da aslında bir tür açık artırma. Yaz 80'de buraya yazmış, 18 gelmiş buraya, 19 gelmiş. Burada restoran ya da işletme sahipleri de gelip balık alıyor ama siz de münferit olarak gelip evinize balık alabilirsiniz. Ben de şurada gördüğünüz sinerizi gözüme kestirdim. Ve bugün açık ateş içinde onu almaya çalışacağım. 175. 180. 180. Ver öyle. Bu bölgede her gün değişik bir pazar var. Bugün de günlerden Perşembe ve Ilıca Pazarı. Ilıca Pazarı'nda da benim yıllardır alışveriş yaptığım bir arkadaşım var artık. Dost olduk. Adı Minik. Lakabı Minik. Bugün ondan Ege otları alacağım çünkü bu konuda çok iyi. En doğru zamandaki en doğal otları her zaman tezgahında bulabilirsiniz. Ve bana en iyi şekilde yardımcı olacak. Bugün tezgah oldukça dolu. Arap saçı, Şevketi Bostan, Radika, yaban turbu, hatta yabani kereviz sapı bile var. Tabii ki bu mevsimin olmazsa olmazı enginar. Ama ben enginarı bugün pazardan almayacağım. Ildırı köyüne gidip tarlasından kendim seçerek toplayacağım. Sonrasında açık ateşin başına geçiyoruz. Izgara enginar, güzel bir ot kavurması ve yanına sinerit balığı ile beraber hazırlayacağım. Evet, enginar mevsimi olduğunu söylemiştim. Çeşme Ildır'dayım. Buranın sakız enginarı çok meşhur. Ve tam doğru mevsimi şu anda. Burası Ersin abinin tarlası. Kendisi çok özenerek yetiştiriyor. Çok iyi bir çiftçi. Ve enginarlara hakikaten çocuk gibi bakıyor. Ve o yüzden biz de şanslıyız. Sağ olsun bana tarlasını açtı. İstediğim gibi kendi enginarlarımı seçebiliyorum. Bebek enginarlardan ızgara enginar yapmayı düşünüyorum. Sinerit balığının yanına çok yakışacak. Arzu ederseniz sadece pişirmeden birazcık limon ve zeytinyağı ile çiğ bile tüketebilirsiniz. O kadar lezzetli ve körpe. Şimdi Ege otları ve sebzelerinden güzel bir kavurma hazırlayacağım öncelikle. Bunun için de önce taze sarımsak kullanacağım. Yanına da soğan. Sonrasında otları ve sebzeleri ayıklayacağım. Taze sarımsak bu mevsimde çok lezzetli. O yüzden onları böyle tek tek bıçakla soyup doğramam gerekmiyor. Elimle ayıtlayıp sadece içlerini kullanacağım. Ve inanılmaz bir lezzet verecek. Bir miktar mor reyhan ve yeşil reyhan kullanacağım. Hem ben tadını çok seviyorum hem de balıkla birlikte hazırladığım yemeklerin yanına çok yakışıyor. Şöyle saplarından sadece yapraklarını alıyorum. Biraz da yeşil olan güzel yapraklarından ekleyeceğim. Burada bir de şöyle bir otum var. Bugün pazardan aldım.
Buna buradaki yerler yaban kereviz diyor. Yani yabani kereviz demek. Bunu da sadece yaprak kısımlarından biraz ayıklayacağım. Oldukça güçlü bir ot. Hem çiğ yiyebilirsiniz, salatalarda kullanabilirsiniz. Hem de pişirildiğinde çok lezzetli olan bir ot. Yüksek aromaya sahip. Ve yediğinizde hakikaten çok yoğun kereviz yemiş gibi hissediyorsunuz. Aslında sapları da çok lezzetli ama o kadar yoğun bir tada sahip ki yemeğimde çok öne çıksın istemiyorum. Ve sadece kereviz tadı olsun istemiyorum. O yüzden mümkün olunca sadece yapraklarını kullanmaya çalışacağım. Ve bu kadar mevsimde malzemeden bahsetmişken şu an en güzel malzemelerden bir tanesi de kuşkonmaz. Bu bölgede çok güzel kuşkonmaz yetişiyor. Özellikle Urla tarafında. Ve şu an tam mevsimi. Hiç bıçak kullanmadan sadece el yardımıyla kırarak kuşkonmazlarınızı hazırlayabilirsiniz. Çünkü o kadar taze ve körpeler. Biraz da radika aldım pazardan. Radika benim sevdiğim sert ama güçlü bir ot çeşidi. Ve kavurmalarda özellikle çok iyi sonuç veriyor. Onu da mümkün olduğunca saplarından güzel yaprak taraflarını ayıracağım. Bütün malzemeleri hazırlıyorum. Sonrasında açık ateşin üzerinde bir tava yardımıyla yavaşça kavuracağım. Ve ılık bir ot salatası yapacağım. Pişmiş bir ot salatası olacak bu. Ama bunu yaparken içine bir de körpe enginarlardan, bizim bebek enginar dediğimiz enginarlardan doğrayacağım. Ve sadece tuz ve zeytinyağı ile lezzetlendireceğim. Ve bir miktar da sakız kabak aldım. Sakız kabak da yine bu yöreye ait. Ve inanılmaz lezzetli. Biraz ağdalı bir tadı var. İsmi de sanırım oradan geliyor. Sakız kabak şeklinde. Onları da çok iri değil ama böyle çok küçük de değil. Parçalara bölüyorum. Ki hem sebzelerle hem kuşkonmazla eşit miktarda pişsin. Evet, sebzelerimi ve otlarımı temizledim. Şimdi bebek enginarlardan biraz ayıklayacağım. Bunlar o kadar güzel ki çiğ de yiyebilirsiniz. Hatta bu bölgede oldukça tüketiliyor. Sadece üzerine limon ve zeytinyağı birazcık tuz atıp çiğ de tüketiliyor. Ben hazırlayacağım ve biraz pişireceğim otlarımla beraber. Bunu temizlemek de aslında çok kolay. Biraz dışındaki kart ve büyümüş olan yaprakları elinize aldıktan sonra bir bıçakla dörde bölüp içine alıp direkt kullanabilirsiniz. Sapı da oldukça lezzetli. Şimdi sadece sapının dışını birazcık temizliyorum bıçak yardımıyla. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Sadece şu içindeki küçük çiçekli dikenini bıçakla alabilirsiniz. Hatta isterseniz bir kaşık yardımıyla da çok rahatça çıkarabilirsiniz. Enginarın şöyle bir olayı var. Temizlerken ayıkladığınızda beyaz yerleri kararabiliyor. Bunun da en kolay yönü biraz limon suyu sıkıp sonrasında limon da sürebilirsiniz. Bu şekilde hem siyahlaşmasını önleyeceksiniz hem de daha fresh fresh olacak, taze olacak. Şimdi ızgara yapacağım enginarları da hazırlayacağım. Onları biraz daha büyük enginarlardan seçtim. Yine aynı şekilde temizlemesi basit. Önce bütün o istemediğim dış sert yapraklarını ayıklıyorum. Sonra üstündeki yine istemediğim o sertleşmiş olan yaprakları da kesiyorum. Çünkü buralarını yiyemeyiz. Sonrasında dörde bölüyorum. Burada da birazdan aynı işlemi uygulayacağım. Önce bir bıçak yardımıyla yavaşça çiçekleşmiş dikenlerini alıyorum. Limon da çeşme yöresinin limonu. Daha iri kabuklu, biraz daha böyle ekşisinin yanında tatlı bir limon. Hatta kabuklarıyla bile beraber kullanılan bir limon. Salatanın içine hem rendeleyebilirsiniz hem doğrayabilirsiniz. Ben de bu limonun kabuklarını bugün közleyerek enginarın yanında kullanmayı düşünüyorum.
Evet, balığımı da güzel deniz suyuyla yıkadım. Temizledim. Şimdi önce ızgara enginarlarımı hazırlayacağım. Onun için bir mangal teli kullanacağım. Arasına enginarlarımı diziyorum. Böylece her tarafını eşit şekilde hem rahat çevirmek istiyorum hem de pişirebilmek istiyorum. Eğer bir teliniz yoksa direkt mangalın üzerinde de pişirebilirsiniz. Enginarları güzel dizdim. Sonrasında telin arasına sıkıştırıyorum. Bunu yaparken de sadece zeytinyağı ve tuz kullanacağım. Bugün sinalit pişireceğim. Sinalit Ege'nin en lezzetli balıklarından bir tanesi. Sinalitin yanına da limon kabukları pişireceğimi söylemiştim. Çünkü çeşme limonun kabuğu çok lezzetli. Sinalit çok taze gördüğünüz gibi. Mezattan kendim aldım. İçerisine bir miktar aroma vermesi için limon kabuğu yerleştiriyorum. Artık açık ateşim de hazır. İçine bir de hem kırmızı hem yeşil reyhan yaprakları yerleştirdim. Ve bir miktar da deniz tuzu serpiyorum. Yine balığıma da sadece deniz tuzu ve zeytinyağı kullanacağım. Evet, artık balığım da pişirmeye hazır. Evet, ateşim artık hazır. Uzun zamandır yanıyordu ve tam istediğim gibi köz oldu. Yavaş yavaş artık ızgaramı yerleştirebilirim. Tavam da iyice ısınsın istiyorum, o yüzden direkt ateşin üzerine yerleştirdim. Evet, enginarlarımı marinelemiştim. Şimdi direkt közün üzerine yerleştireceğim. Güzel bir ızgara enginar hazırlayacağım. Tavam da artık yeterince ısındı. Soğan ve sarımsakların biraz renk aldı. Şimdi körpe enginarlarımı ekliyorum. Beraber pişsinler istiyorum. Hem aromaları birbirine geçerek hem de yavaş yavaş. Yavaş yavaş sebzelerimi hazırlamaya başladım. Artık balığımı ızgaraya atabilirim. Şimdi artık kuşlanmazları ekleyebilirim. Hemen ardından da kabaklarımı ekleyeceğim. Sıfır kabaklar da hazır. Bu şekilde yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Evet, enginarların bir tarafı biraz pişti. Şimdi diğer tarafını da yavaş yavaş pişireceğim. Evet, balığım tam kıvamında kızardı. Evet, sebzelerim artık yeterince közlendi, piştiler de. Şimdi ayıkladığım taze Ege otlarını üzerine ilave ediyorum. Lezzetlendirmek için bir miktar da deniz tuzu kullanacağım. Artık yavaş yavaş karıştırıp otların birazcık terlediğinde ocaktan alabilirim. Evet, artık sebzelerim ve Ege otlarım hazır. Yavaş yavaş bunu tabağıma alabilirim. Enginarlar çok güzel kızarmış gözüküyor. Köz tadını da aldılar. Evet, közlenmiş enginarlarım da artık hazır. Tam istediğim gibi çıtır çıtır oldular. Balığım da artık istediğim kıvamda pişti. Nefis gözüküyor. Evet, artık balığım nefis pişti. Çok taze.
Yanında da tam mevsiminde enginarlar ve egeotları. Nefis oldu. Şimdi bu yemeği tabii ki tek başıma yemeyeceğim. Bugün bir balıkçı dostumla birlikte paylaşacağım. Şimdi yeme zamanı.